Evet, Köroğlu Diyarı Bolu'dayız. Bugün Bolulara CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den bir yıl geçici olarak ihracını sorduk. Bakalım Bolular bu konuyla ilgili ne diyecekler? Doğru buluyor musun kararı? Doğru değil. Niçin? Tanju iyi adamdır ya. Hiçbir yerde bir yalanı, bir açığı, bir şeysi yok ki. Ötekiler ne yaptı? Sömürdü gitti. O zaman bir sonraki dönem bir daha belediye başkanı görmek istersin herhalde. Tabii isterim. İsterim. Memnunum. Teşekkür ederim. 10 sefer gelse 10 sefer gene ona veririm. Edildi yani. Evet. Ben pek doğru bulmuyorum. Niçin? Çünkü tavan onun CHP'li zaten. Hı. CHP'den hani önceden bir aşağı ileriden gelin olsa neyse de. Ama onun tavanı CHP'li olduğu için devam etmesini isterdim o zaman. İhraç edildi belediye başkanlığından. Sizce doğru bir karar mıydı? Bence doğru. Yaptığı icraatlarda hiçbir vatandaşa faydalı bir şey yok, zararı var. Belki zararlı olan kişi göremeyeli ama bence zararı var. Yani yaptığı işleri beğenmiyorum yani. Şurada bak bina vardı, gitti onu yıktı attı. Şimdi öyle vurgulanır. Benim senden bir geçmişte bir şeyim olur, bir sıkıntım olur. Ne yaparım? Son sözümü. Ne yaparım? Belediye önüne gelirken bana selam vermedi derim. Bunu bahane yaparım yani, o bahanesi işin. İşin kökü aslı başka. Bunun arkasına mı sığınıyor? Tabii. Yani şöyle ki, belediye meclisini ikna edip, mesela o binayı yıktı. Orman parkında çocukların oynadığı yeri bozdu, attı, gitti, havuz yaptı. Bunu dile götüremezsin. Meclis kararı derler geçerler. Ne yaparsın? Ufak bir şey bahane yaparsın değil mi? İşte bu da bu. İşin kökeninde başka şeyler var. İyi olmuş. İyi olmuş. Neden peki? Ya en azından önünü kestiler. 2023'te seçim yok mu? Evet. Seçime giremesin diye. O da zaten başka taraflara şey yapıyor. Siz tekrar belediye başkanı olarak görmek ister misiniz? Hayır. İstemem. Yani ben biraz siyasiyim de. Anladım. Ama ben iyi partiliyim. Yine bir fikriniz fakat var. Şimdi ben onun yani parti mi suçlu, Tanju Özcan Bey mi suçlu, başkan mı suçlu onu bilemem de. Bundan sonra Tanju Başkan ne yapmak isteyecek onu merak ediyorum ben. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili bir partiden milletvekili adayı da olabilir mi? Geçmişte de zaten Kılıçdaroğlu'yla biliyorsunuz Muharrem İnce'yi destekledi Tanju Başkan. Kılıçdaroğlu'yla ters düşmüştü. Şu anda tabii böyle bir şey olacağı belliydi ama benim merakım Tanju Başkan bundan sonra ne yapacak onu merak ediyorum. Ben severim. Allah yolunu açık etsin. Yani bir senelik ihraç edildi. Yazık oldu. Yapılmaması gerekiyordu. Haksızlık yapıldı adama. Tekrar başkan olarak görmek ister misiniz? Tabii? Görmek isterim tabii. Adam hakkınca iş yapıyor. Halkın yanında. İşte var bir adam. Değerli bir adam ama hakkını yiyorlar işte. Ne bileyim.